Sevgili dostlar, sponsorumuz Golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yanlış anlamayın. Dikkat ediyorsanız uzun zamandır beğeni ya da abonelik istemiyorum. Ama şunu söyleyeyim, bu video gerçekten çok çok farklı bir video, farklı bir formatta hazırlanan video. E, haber okumayıp direkt haberlerin özetinden konuşacağım bir video. E, eğer bu gibi videoların artmasını istiyorsanız, haberlerin detaylarına daha az yer vermemizi istiyorsanız, Lütfen bu videoyu beğenin. İsterse süresi 60 dakika olsun, fark etmez. Bu videoda felaket duyumlar konuşacağım arkadaşlar. Felaket duyumlar ve kısa kısa. İlk olarak nereden başlayalım? Milli takımımız UEFA Uluslar Ligindeki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0 mağlup etmek başarısını gösterdi. Tabii ki de tebrik ediyorum. Yani zor bir görev ama beni tatmin etmeyen bir futbol vardı ortada. 37'de Cengiz, 47'de Halil Dervişoğlu. 82'de Serdar Dursun ve 85'te Merih Demiral. Yani baktığınız zaman 3 Fenerbahçeli bir Trabzonsporlu'nun golü var desem, ortalığı karıştırsam. Şimdi Serdar Dursun 5. resmi milli maçında 4. golün atma başarısı gösterdi. Yani 100 dakikada 4. gol. Tebrik ötesi, tebrikler Serdar'a. Şimdi A milli takımın tarihinde görev yaptığı ilk 5 maçta 4 artı gol kaydeden 6. oyuncu olmuş. Zeki Rıza Sporel. Reha Ayken, Oktay Dereroğlu Metin Oktay, Suat Mamat. E, Metin Oktay hariç bu futbolcuların hiçbirisi yaşamadı arkadaşlar. Bunlar tamamen hayal ürünü. E, biliyorsunuz e, 59 öncesini saymıyor bazı arkadaşlar. Hatta Cumhuriyet ne zaman kuruldu? 1959'da kuruldu. Atatürk ne zaman yaşadı? 1959'da yaşadı. 1959'da vefat etti. Fatih Sultan Mehmet 1959'da fethetti İstanbul'u. Gibi şeyler. Şimdi e, Ünder Ramli takım formasıyla görev yaptığı son 6 maçta da en az bir golde pay sahibi oldu ve bu karşılaşmalarda da toplam 7 gole doğrudan katkısı var. 3 gol 4 asist şeklinde biz Cengeze iyi sahip çıkmalıyız. Eintracht Frankfurt Rıdvan Dilme şey Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş'a 4 milyon euro bonus servis bedeli, performansa bağlı olarak 1 milyon euro bonus ve sonraki satıştan %20 pay teklif etmiş. Hatırlıyor musunuz? Benim bir lafım vardı. Yani Rıdvan Yılmaz'a verip verebilecekleri taş çatlasın 6-7 milyon euro. O da taş çatlasın diye. Aynı Rıdvan Yılmaz Fenerbahçe altyapısından çıkmış olsa. Aynı sayıda maç gol ve asist yapmış olsa. Minimum vereceğimiz 15 milyon euroydu diye. Bu lafımı kulağınıza küpe yapın. Şimdi basketbola zıplayalım mı? Fenerbahçe Beko'ya zıplayalım mı? Daha önce müjdesini verdiğim şeyin şimdi hemen hemen resmi müjdesini vereyim mi? Dimitris Itoides. Dimitris Itoides CSKA Moskova ile yollarını ayırdığını açıkladı arkadaşlar. Ve Fenerbahçe Beko'nun final serisinden sonra e, İtoidis açıklaması artık bekleniliyor. Ama sadece Itoides, Itoides mi? Değil. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Anadolu Efes Galatasaray Nefi 104-77 mağlup ederek Fenerbahçe'nin finaldeki rakibi oldu. Zaten beklediğimiz şeydi. Açık ve net söyleyeyim ben hiçbir şekilde bir şey beklemiyorum. Kesinlikle biz kupayı alırız. Hediye ederiz e, Efes'e. Bu arada Itoidis haberlerini verirken hatırlarsınız arkadaşlar. Hem Jorge Jesus hem Itoidis haberlerini vermiştim ve Fenerbahçe'nin Avrupa'da da şey basketbolda da futbolda da mutlak başarı hedeflediğini belirtmiştim. İnşallah bu yolda hızla gidiyoruz. Efes'te serinin ilk maçı salı günü. Şimdi yine Fenerbahçe Beko'dan bir duyum vereyim mi? Jordan Miki. Miki Mamus'un eniştesinin görüncesi. Ben çok anlamam basketboldan ama uzun diyor. Lan benim bildiğim bütün basketçiler uzun. Ee, bir de basketbolun transfer marketi yok. Arkadaşlar bir basket market diye bir şey açın. Bakın size para kaynağı, emin olun e, iyi paralar kazanırsınız basket marketta Şimdi e, bu arkadaşlardan ilgimizin olduğunu, hatta imza atmak üzere olduğunu söylüyorlar. Bir de Nikola militinov vardı, Milutinov. Bunun duyumunu vermiştim daha önce. Bu da Allah'tan bir mani gelmese Fenerbahçe Beko'dan e, haberiniz olsun. Bu da sır pivotmuş, pivot olunca herhalde uzun. Corvette böyle potanın altında duruyor. Geleni böyle eliyle basıyor herhalde. Ee, yani vesile yerine alınabilecek uzunlardan iyi bir uzun diyor. Yani Jordan, Mickey ve Militino duyumlarını vermiş olduk. Hayırlı uğurlu olsunlar. Aynı zamanda Itoides'i de vermiş olduk. Yani üç kişiyi getirmiş olduk. Üç tane kap. 3 kap şimdiden hayırlı olsun. Meşhur bir dönümcü Antalya Spor yeni sözleşme konusunda Fernando ile anlaşmaya var demiş Antalyaspor'dan Fernando. İyi. Demek ki Antalyaspor Spor bir yerlere e, veremedi futbolcuyu. Hani bizim birçok taraftarımız çok övüyorlardı ama bilmiyorum. Şu an Fenerbahçe düşmanlarının çıkarmış oldukları suni bir gündem var. Fenerbahçe Samandıra Can Bartu tesislerine 600 metre yakınlıkta tahsis edilen Maltepe'de bir arazi var. Yani 600 metre mesafede. Bu araziyi 29 Ekim 2023'e kadar tamamlayacak. 29 Ekim 2023'e kadar tamamlayacak. <laughs> Ve 30 yıl hakkı Fenerbahçe'nin. Ancak herkesin atladığı detay şu. Hocam devlet bize niye böyle bir şey yapıyor? İşte Fenerbahçe'yi devlet kolluyor. Al işte Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe'ye kıyak geçti. Ulan demeyim demeyim diyorum da her yıl vergisini düzenli ödeyen. Devletine bağlı terör örgütlerinin kumpaslarından medet ummayan, terör örgütlerinden medet ummayan, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen, Türkiye'nin 28 şampiyonlukta en çok şampiyon olan takıma ve hani ülkesine değerler katan, katılmış olduğu kupalara anlam veren, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde olan bir takımdan bahsediyoruz, bahsediyoruz ya. Ya bırakın da bu kadar da olsun. Bir. ikincisi devlet araziyi bize hibe etmiyor. Arkadaşlar bugün bakın mesela şehir hastaneleri de dahil birçok şeyin ee, yap işte devlet sistemi zaten bu. Bir de şunu söyleyeceğim. Bu arazi zaten bize tahsis edilmişti ki. Bu arazi bize 2018 yılında tahsis edildi Fenerbahçe Üniversitesi için 2018'de tahsis edildi. Ve üniversitenin kapatılma ya da devretme ihtimali doğunca arazinin derneğe Hani Fenerbahçe Derneği'ne verilmesi için başvuru yapıldı. Süreç tamamlandı. Arazinin derneğe devri gerçekleşti. Yani uzun lafın kısası Fenerbahçe zaten kendisine daha önce verilmiş olan şeyi tekrar almış oldu. Bunu da söyleyeyim. Hani sabah Florya'yı devlete 15'e satıp öğlen 5 liradan geri alıp ikindi dediğin 20 liradan geri satıp da ertesi sabah Florya bizim diyen arkadaşlar edep yahu diyorlar. Kesinlikle katılıyorum, ekleme yapmıyorum. Yani şunu da söyleyeyim. Devlet diyor Fenerbahçe'ye 3 Temmuz için hediye etti. Lan devlet 3 yani değil bu araziyi tahsis etmek. Ya bunun gibi bin tane arazi tahsis etseler Fenerbahçe'ye 3 Temmuz'da verilen zarar hiçbir şekilde telafi edilemez. Fenerbahçe'ye kıyak yapıldı diyen gitsin başkanının vergimizi sildiler diye teşekkürüne baksın. Yani Takımlara statlar yapılıyor. Bo borçlar ödeniyor. Avrupa'dan men cezası yiyecekken borçlar kapatılıyor. Onlara gelince Allah razı olsun bize gelince now now. Neyse. Fenerbahçe'den bir duyum vereceğim. Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe'den bir duyum arkadaşlar. Fenerbahçe'den ilk ayrılık duyumu. Yeni sezon öncesinde. Mergin Berişay'la yolların kesin olarak ayrıldığını söylemiş bir duyumcumuz. Günaydın. Kahvenizi nasıl alırdınız? Kaç şeker vereyim? Yani kahvenize kaç şeker vereyim? 8 tane atalım mı şekeri? Yoksa 10 tane mi atalım? Yani verişe konusunda. Ha dursa çift forvet çok iyi olur. Durmasa şöyle olur. Böyle olur diyen arkadaşlar var. Yani. Çeşitli şeyler söylerim ama söylemek istemiyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun. Beriş e, Berişe kulüp arıyor ama gider gitmez. Ama şunu söyleyeyim. Yani yok kıvırmayacağım. İster misiniz Berişe Almanya'da bir kulübe gitsin? Ben beklerim açıkçası. Bir taraftan da kadınların maçını izliyordum ama maalesef 2-0 geriye düştük. Şimdi e, Mergin Berişe'yi konuştuk. Kim Minji? Kim Minji konusunda da duyumcu arkadaşlarımız sağ olsunlar. %99 takımda kalacağının duyumunu vermeye başlamışlar. Ee, onlara da teşekkürlerimizi sunuyorum. Yani güzel duyumlar aktardıkları için. Bak şunu belirteyim. Kim Minji için resmi teklif gelmedi diyorlar ama geldi. Hatta ilgi mektubu geldi. Biz de serbest kalma bedeli şu kadardır demiş olabiliriz. Sözleşme gereği. Çünkü serbest kalma bedeli atıyorum 23 milyon euroysa. Sen açıklamak zorundasın. 23 milyon euro serbest kalma bedeli diye. Onun dışında satmıyoruz diyebilirsin. Yani onu söyleyeyim. E, Everton'un toplumun ilgisi var. Ama hep birlikte bekleyip göreceğiz. Açıkçası ben şunu söyleyeyim. Ben 23'e satılması taraftarıyım. Çünkü sen alıp 23'e satarsan emin ol Kim Minji gibi kaç tane futbolcu sana gelmek için can atacak. Ha, gitmesini de çok istemem. Bana kısa Salahin'in gitmesi daha mantıklı ama Bakıp göreceğiz. Şimdi Salahi demişken Atilla Salahi İngiltere maçında izlemişsinizdir. Birçok arkadaşımız izlemiş. Hepiniz şunu dediniz değil mi? Ya bu adam yani tamam stoper ama üçlünün stoperi. Çünkü ee, hani ilk geldiğinde sene bizde sırıtmadı hatta iyiydi ama sonra yaşadığı sakatlıklar sistemdeki değişimler falan bazı sıkıntılar yaşamıştı. Dörtlüde göze batmaya başlamıştı. Şimdi Üçlüde bakarsanız oyun kurma özelliği var. Uzun oynama özelliği var. Ne bileyim e, rakip karşılama özelliği var. Hani var oğlu var arkadaşlar açıkçası. Hal böyle olunca da var oğlu var olunca da hani başka bir şeye dönüşüyor Atilla Salahi. Ve mesela üçlüde çok iyi çıkışlar yapıyor mesela. Çok iyi bindirmeler yapıyor. Çünkü arkasında biri var. İlla ki kapatırlar açımı diyor. Kesmeler, araya girmeler, kaymalar, yatmalar, zıplamalar. Ayıpma. Ama Dörtlü de sıkıntım. Atilla Salay için de ee, yine çeşitli duyumlarım var. Hatta ve hatta şunu söyleyeyim. Atilla Salay için bir takımın Allah Allah ben notumu şuraya aldıydım ama şimdi bulamıyorum. Neyse. En azından aklımda. Bir takımın Atilla Salay için 12-13 milyon euroyu gözden çıkardığı duyumları var. Takım ismi vermeyeceğim. 12-13 milyon euro duyumları doğru. Evet bir takımın birini bunları çıkarttı. Belki de resmi teklifi bu şekildedir. Ee, hayırlısı olsun. Ben hep söyledim yine söylüyorum. Şimdi arkadaşımız %99 kim derken ben e, şunu söyleyeyim. Bana kalırsa defalarca söyledim. Salahin'in gitme ihtimali kimden daha yüksek? Bakalım ne olacak? Sonu nasıl bitecek? Vote ve Gorst. Bu isim gündemi epey meşgul ediyor. Biliyorsunuz Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen bir futbolcu. Regost. Şimdi bu arkadaş için ilginç bir duyum geldi. Daha doğrusu ilginç bir haber yayınlandı diyelim duyumcu arkadaşlar tarafından. Bana gelen bir duyum yok. Burnley ve Gorst'u kiralamak için yaklaşık 1 milyon euro talep ediyormuş. TRT Spor vermiş. Tamam. Çok güzel. Yani yaklaşık 1 milyon euro talep ediyormuş kiralama bedeli için. Bu güzel bir olay. Yani bu futbolcuyu ben izlemedim. Açıkçası çıplak gözle seyretmedim. Ve bilmiyorum yani açıkçası. Ama izleyen arkadaşlar o kadar güzel notlar veriyorlar ki geçer notlar. Hani hocam izlemene gerek yok. Öyle böyle değil. Yani müthiş bir topçu. Senin gençliğin gibi diyorlar. Benim gençliğim gibi kimse olamaz. Ama bu burada kalsın. 1 milyon euro yaklaşık. Begors Hollanda medyasına açıklamalarda bulunuyor ve diyor ki kesin olarak bu yaz Burnley'den kiralık veya bon servisimden ayrılacağım diyor. Yani kesin olarak ayrılacağım diyor. İngiltere içinden, Almanya'dan ve Türkiye'den teklifler var diyor arkadaşlar. Futbolcudan. Ha bu teklif bizimkidir, Beşiktaş'ınkidir, Galatasaray'ınkidir bilemem ama teklifler var diyor. Hocam bizim alma durumumuz var mı? Ya biz, bakın Jesus dediğin adam kurt. Bu adamın ekibi kurt. Bu adamın kendi ve ekibi emin olur. E, sana şartlarını, e, senin şartlarına uyan, yani şartları senin şartlarına uyan bir sürü futbolcu sunarlar, sayarlar. Arkadaşlar yani senin şartların ne? Financial fair play, normal fair play. Bilmem işte harcam şu bu. Ya senin şartlarına uyan futbolcu şu. Bu adamın takımı küme düştü işte. Vermek istiyorlar, satmak istiyorlar, kiralamak istiyorlar falan filan. mesela Şörlot mesela. Biz niye Şörlot'un üstüne duruyoruz? Fırsat transfer bir nevi. Çünkü satın alma opsiyonu kiralık. Belki de zorunlu opsiyonu kiralık diye duruyorsun. Biz Şörlot konusunda bir sıkıntımız yok. Bir kez daha söyleyeyim. herkese de şahidim olsun. Şörlot konusunda bir sıkıntımız yok. Ha yarın bir gün vazgeçince başka bir isim alın alınca ya da hani eğer başka bir isim alırsak. belki çıkar derler ki Şörlot Külliyen yalandı falan filan inanmayın. Kesinlikle ve kesinlikle hem kendisiyle hem kulübüyle hemen hemen her konuda anlaşma tamam. Ancak Jesus'un çekingeleri var. Çekinceleri var daha doğrusu ve e, aynı zamanda da diyor ki yani biraz bekletin. Hani şartlarımıza uyan şu 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 olursa neden olmasın diyor. Şimdi bu Vegors'la ilgili Burnley'in transfer için beklentisi 9 milyon euro demiş. Türkiye'de bir kanal. Şimdi gelin sizinle bir mantık duyumu yapalım. Ah ah net gol kaçtı. Mantık duyumu yapalım bak. Futbolcunun transfer marketine girdim. Hani 1.97 şu bu geçtim. Bak 9 milyon euro istiyorlarmış ondan dolayı diyorum. Burnley takımı 14 milyon euroya 31 Ocak 2022'de almış. 31 Ocak 2022'de almış. Burnley kadro değeri 143 milyon euro. Yani e, Burnley transfer market. Hani bir daha bakayım. Aynen 143.03 milyon euro. Baktığınız zaman kalecisi 15 milyon euro yaşlı. Stoper de 29 yaşında 22 milyon euroya bir futbolcusu var. Hani değerli isimlerinden bahsediyorum. Sol kanatta David McNeil var. 22 milyon euro. Cornet var. Sol kanat 25 yaşında Lyon'dan gelen 14 milyon euro. Bir de bu çocuk var 17 milyon euro. Yani adamların zaten para eden futbolcuları bunlar. Para eden futbolcuları bunlar. Ben eminim öyle 8'e 9'a değil de 14'e aldığı futbolcuyu 8'e 9'a verecek kadar salak olacağını zannetmiyorum. Bu arada 40 milyon euro harcamışlar. İşte 45 milyon da 9 harcamışlar. Yani yaklaşık 46 harcamışlar. 40 milyon euro da satış yapmışlar. Hani bu adamlar Chris Wood'u 30 milyon euroya satmış. Ben Gibson'u 9.30'a satmış. Ki şey, 9.30'a sattığında futbolcunun değeri 7 milyon euroymuş zaten. Ee, hani İştahınızı kırmak istemem ama zannetmiyorum ya bu haberin doğru olacağını. Ha, baktığın zaman Kornet 9 gol yapmış. Ve Gors 3 asist yapmış. Ha, Fenerbahçe sistemine uyar mı? Uyar. Niye uymasın arkadaşlar? Çift forvet oynayacaksan uyar. Tek forvet oynayacaksan yine uyar. Bu arada Newcastle'a 30 milyon euroya o futbolcuyu Ocak 2022'de satmışlar. Piyasa değeri 6 milyon euro iken. Ve 5 sene önce 16.4'e almışlar zaten. Yani umarım anlatabiliyorumdur. Bu takım 9'a vermez diye düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe için bir öneride bulunmuş bir kardeşimiz geçen sezonu izlediğim bir arkadaştan bahsedeyim diyor. O zaman takımda şans bulmakta zorlanıyordu fakat potansiyelini belli ediyordu. Fizik kalitesi yüksek. 2-1 oldu. 2-1 oldu. Hadi kızlar tempo. Evet kendi kalelerine atlar ama yine de çok umut yok. Yani eğer 2-2-2 gelirse yanlış anlamayın beni ama şu an dakika 70. 20 dakika boyunca saçmalarım. <laughs> yani beni bilmiyorsanız öğreteyim. Eğer 2-2 falan gelirse 20 dakika saçmalarım. Maç bitene kadar 3-2 de olur o maç. Hadi inşallah bakalım. Şimdi geçen sene şans bulmakta zorlanıyordu. Potansiyeli belli ediyordu. Fizik kalitesi, hızı ve gücü diyor. Son iki hafta takımım vazgeçilmez oldu. David Datro Fofana. Ee, David Datro Fofana. Yani baktığınız zaman Molde'de Danimarka Ligi'nde arkadaşlar. 1.81 boyunda 19 yaşındaki fil dişi sahilli. Forvet'ten bahsediyoruz. Ve fil dişi sahilinin bir kez formasını giymiş arkadaşlar. Bu sezonda Danimarka liginde 7 maçta 2 gol 1 asist 387 dakika. Geçtiğimiz sezon Ohide diyor şey Geçtiğimiz sezon kaç gol attı diyor David Datrofofan'a. 29 maçta 27 gol attı diyor. Pardon o, o, takımın forveti 29 maçta 27 gol attığı için normal olarak şans bulamadı diyor ama gelişim biraz sekteye uğradı. Şimdi daha olgun bir şekilde gidiyor. Gol atmaya başladı. Özgüven yakaladı. Yakın zamanda üst seviyeye çıkar. Scoutçu arkadaşlar dikkat etsin diyor. Ee, öneri olarak. Ya bu tip bir futbol henüz Fenerbahçe seviyesinde değil ama arkadaşlar takip etsinler. Ali Koç çıktı dedi ki siz dedi Cesus'un transfer listesine ulaşamadınız. Jesus'un transfer listesi henüz dedi medyaya düşmedi. Jesus'un transfer listesi henüz medyaya düşmedi dediği andan sonra ne oldu? Herkes Jesus'un transfer listesini ortaya döktü. Adamla cuma anlaşıldı. Yani öyle resmi olarak falan filan hani açıklama e, bir Haziran. Ama e, ve yani ama Transfer listesi hemen şimdi çıkmaya başlamış. Çok ilginç değil mi arkadaşlar ya? Yani adamın listesini bilmiyorsunuz dedi. birden Birdenbire çıktım. Şimdi bir yabancı duyumcu listeyi çıkartmış ortaya. Birinci isim Jesse Lingard. Lingard evet. Real Madrid'in 15 Aralık 92 doğumlu. Şey pardon Real değil, Manchester United'ın 15 Aralık 92 doğumlu 29 yaşındaki 10 numarası. 20 milyon euro piyasa değeri var Lingard'ın. Kanatlarda da oynayabiliyor Lingard. Ve ee, şu anda kulüpsüz. Bu sezonki performans 22 maçta 548 dakika 2 gol 1 asist. Yani bizde olsa var ya hemen hemen perişan ederler. Yani bizde hemen o transfer market değerini Fenerbahçe futbolcusu 2'ye falan düşürürler. Ben çok sanmıyorum Lingard'ı. Açık söyleyeyim. İkinci isim bir de Lingard'ın biz yıllık ücretine yetişemeyiz. Andre Franco. Franco için ben size bir itirafta bulacağım. Franco normalde iptal olduydu. Yani kesinlikle iptal olduydu. Ancak Jorge Jesus'tan sonra bir ışık var. Bir ışık belirtisi var. Fazla konuşmayacağım ben. Şimdi ben böyle dediğim zaman bir ışık belirtisi var dediğim zaman kesin bizdeki gibi algılıyorsunuz. Fazla konuşmayacağım. Üçüncü isim Deniz Buanga. Dennis Buanga. Deniz Buanga. Sentetiyenin sol kanadı. 27 yaşında. 11 Kasım 94 doğumlu 27 yaşında. 1.80 boyda 8 milyon euro piyasa değeri var ve sözleşme bitiş tarihinde 1 sene kalmış. Eee 4.5'ü almışlar zaten zamanında. Ama dediğim gibi sözleşme bitiş tarihinde bir sene kalmış. 37 maçta 9 gol 6 asist. 2745 dakika. Yani 30 maçta 9 gol 6 asist. Fakat Fransa liginde bu. Ee, ben şunu söyleyeyim. Ben bu arkadaşı yalanlamam. Yalanlamayacağım da. Fakat şunu belirteyim. Arkadaşlar yalanlamıyorum diye de bizde manası çıkmasın. Yani yalanlamıyorum diye bizde gibi bir şey çıkmasın. Bazen Yalanlama şu yüzden yapmazsın. Yani futbolcuyla görüşürsün. Takımıyla görüşürsün. Sen bir para teklif edersin. Onlar da bir para teklif eder. Arayı bulmaya çalışırsın. Ara çok yakın sayılır. Ama sen korkarsın. Ulan nazar değer bilmem bir şey olur diye. Yani bazı şeyler değişik. O yüzden ben onu da konuşmuyorum. Kapatıyorum. Lincoln. Pelincoln. Galatasaray'ın efsanesi. Bu arkadaşımız Vissel Kobe takımında. Japonya'da. Bak bu arkadaş şimdi şimdiden ben inandım bu arkadaşa. 16 Aralık 2000 doğumlu 21 yaşında yani bu sezonun bitimine doğru 22 olacak. Brezilyalı 1.80 boyunda çok güzel. Her şey çok güzel. Brezilya U21, U20'de oynamış 11 maçta 4 golü var. Bu da çok güzel. Yazıklar olsun bu vuruş kötü. 2 milyon 400 bin euro piyasa değeri var. 31 Ocak 2024'te sözleşmesi bitiyor. Şimdi bu arkadaş 13 maça çıkmış, 3 golü var, 530 dakikada. Japonya liginde bunu yapmış futbolcu Fenerbahçe'ye gelir mi? Size bırakıyorum. Ama yok ya. Arkadaşlar siz beğeni attınız değil mi? Beğeni attınız. Abone sayısı da arttı. Ben size şunu söyleyeyim. Biz bu arkadaşı uzun zamandır scout olarak izliyorduk ama siz de farkına varmışsınızdır çok geçer not alamaz bu performansta. Hem bu arkadaş hem Jackson Muleka bizim scout'taydı. Olmadı. Son isim Evander. Evander Midland'ın merkez orta saha oyuncusu. Brezilyalı 7 milyon euro piyasa değeri var. Gökhan Özen, Mustafa Hoca, bir de Samuel Johnson karışımı bir tipi var. Evander'in. Yani önden bakınca Metin'e arkadan bakınca Zeki'ye değişik bir tipi var bu arkadaşın. Hoşuma gitti bu tipteki arkadaşlar biz değiş yapar. 9 Haziran 98 doğumlu 23-24 olacak çok güzel. 1.79 güzel. Ee, Brezilya olduğu için de teknik kapasitesi yüksektir. Oha hakem oha çüş. Çüş kızın suratına tekme geldi devam diyor ya. Lan ne bu Fenerbahçe düşmanlığı ya. Rio de Janeiro doğumdu neyse. Bak ben konuştum gel yerinden oynar. Ya ya hakem sen kardeşim adamı kaldı diyor. Ha top yüzüne gelmiş. Pardon. Ayağı kaldırmış, ayak değmemiş, top gelmiş. Ama küçük ekranda izleyince. Tamam hakem söz, sözümü geri alıyor. Tamam sen bir risk yapma. 7 milyon euro değeri var. <laughs> Brezilya o 17'de oynamış zamanda 11 maçta 7 gol. Midland Danimarka temsilcisinde 47 maça çıkmış. 17 gol, 11 asist, 3992 dakika. Bir şey söyleyeyim mi? Bak oyuncuyu hiç izlemedim. İnanın hiç izlemedim. Tip memleket piyasa değeri şu istatistikler bana yeter. Biz bu elemanı 6'ya 7'ye alırsak biz de bu eleman 25 30 daha çıkar. Bak hiç izlemedin diyorum. Ya izlemedin futbolcu bu denilir mi hocam? Zamanında Thomas Suçek vardı hatırlıyor musunuz? Thomas Suçek. Aman Allah. Yaman Allah. Biz bir istedik 4.5 mu istedik? İstediler. Cık, yok dedik sonra 7.5 istediler. Cık, aman Allah. Yaman Allah. Suçek iyi topçu. Sonra eleman bir coştu. Bir coştu. West 4.5'a kiraladı. 16.2'ye satın aldı. Yani yaklaşık 20'ye satın almış oldu. Şimdiki piyasa değeri 45 milyon euro. benden söylemesi <laughs> bu Evander'i kaçırmayalım. Ya yani Thomas Suçek için ne diyorsan bunun için aysın diyorum. Bak izlemeden söylüyorum. Bazen scoutlar hissi de yapılır. Ben hissi söylüyorum. Ya bu Lingard ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiğinde Türkiye'den bir medya yaz medya kuruluşu yazıyor. Lingard ve menajeriyle bir görüşme gerçekleşti diye. Ben doğrulayamadım açıkçası. Daha doğrusu ben ne doğrularım ne yalanlarım. Yani görüşme gerçekleşmiş mi gerçekleşmemiş mi bilmiyorum ama gerçekleşti herhalde duyum olarak gelirdi bana. Bana gelen bir şey yok. Belki de gerçekleşmiştir ben bilmiyorumdur. Andre Franco ile Pavok, Olympiakos, Fenerbahçe ve Beşiktaş ilgileniyor diyor. Şu an şansımız iyi gidiyor. O yüzden konuşmayacağım. Yunan gazeteci Kostas Nikola Kapokopalo Pokemon Pokemon Pokontas. Demiş ki Fenerbahçe'nin Masuras ile anlaşmasını bekliyoruz demiş. Ben de asla diyorum. Bakın. Ben asla diyorum. Masuras gelmeyecek diyorum. Oturduğun yerden konuşmak kolay. Masu Aras. Giorgios 28 yaşında sol kanat. 10 milyon euro piyasa değeri var. Ee, ve Yonan sağ ayaklı. Ve 46 maçta 12 gol 8 asist 3188 dakikada yani iyi de gitmiş. Penaltı ver. Penaltı. 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 Fenerbahçe penaltı kazandı. Ben dedim ama size. Ben dedim bundan sonra bu gol olursa saçmalarım. Maç bitene kadar saçmalarım. Dakika 80. Hadi kızlar. Hadi kızlar dakika 80. Hadi kızlar. Hadi kızlar tempo. Hadi kızlar. Bir dakika arkadaşlar duyum vereceğim bir dakika. Bir dakika du duyum vereceğim dur. Hadi kızlar. Bu hakem Hadi corner. Kenya corner hadi. Hadi. Gol 2-2. 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 iki iki, 2 2 2 2 2 2 2 2 Arkadaşlar kusura bakmayın. Yani bir taraftan... <laughs> Nerede 2 Masu 2 Evet istatistik güzel. 2 2 Pelkas benzer istatistik hatta daha kötüsüyle gelmişti. Fenerbahçe'de coşmuştum. Ama ben zannetmiyorum bu arkadaşın gelebileceğini. Ee, farklı bir durumu var. Özel bir durumu. Çok da girmek istemiyorum ama ne olur ne olmaz diye. Ben gelmeyecek diyorum. Gil Vicente'nin orta saha oyuncusu Pedrinho ile iki Türk kulübü ilgileniyormuş arkadaşlar. İşte şakhtar da var. Şakhtar'ın kanadı olmasın ilgilenilen. Şimdi Gil Vicente'deki Pedrinho benim bildiğim 29 yaşında. Biz bunu geçen de konuşmadık mı? Biz bunu geçen de konuştuk. Yani adam asist makinesi. Gerçekten asist makinesi. 37 maçta bir gol, 14 asist, 3185 dakika. Bir şey söyleyeyim mi size? Hani sözleşmesi 2025'e kadar yeni uzatmış. Sözleşmesi bitecek olsaydı aslında iyi bir alternatif olabilirdi. Hem yıllık ücret bağımında düşüşe geçerdin. Hani misal veriyorum bugün sosadan beklenti neyse benzer beklentin olurdu ama bizim dışımızda başka takımlarda olmuş olabilir. Saçma bir shoot out. Şimdi. Fenerbahçe'nin yine bir futbolcunun adı anılmış. Evander da Silva. Evander da Silva değil mi ya? Evander da Silva. Fenerbahçe'nin çocuğu. Allah Allah. Google arama yapmıyor. İnternetin yok diyor. Ama ben şu anda maç izliyorum internetten. Neyse bu arkadaş Fenerbahçe ile yazılmış. Her sene düzenli olarak bizim Süper Lig kulüplerinin yazılan ee, bu futbolcu bu sene de ile yazılmış diyor. Şimdi yetenek anlamında bazı şeyler var. Yani ligimizin üstünde diyor ama mental konularda sıkıntıları var. Cesus o sıkıntıları aşarsa Fenerbahçe için iyi bir transfer olabilir diyorlar. Evander da Silva Ferreira. Tam adı. Şimdi oyuncuya da bakamadım ama ee, şunu söyleyeyim. Yani benim henüz şu an için bir bilgim yok arkadaşlar. Yine de bir sordurayım. Bu ismi ee, pozitif diyor. Geçen sezon sözleşmesi biten Salih Özcan Süper Lig kulüplerine hatırlayın arkadaşlar. Menajeri tarafından önerilmişti ama Bizim Süper Lig kulüpleri ne yaptı? Na'un na'u na dedi. Na'un e na'u na na deyince Salih Özcan elden kaçmıştı. Ve kölne sözleşme uzatıp kaçan balık olmuştu. Şimdi hem Dortmund hem şey yolu açık olsun. Çünkü milli maçta da birçok arkadaşımız tarafından geçer not almış. E hayırlısı olsun. Fenerbahçe Atletico Madrid takımına transfer olan sol kanat oyuncusu Samuel Lino'yu kiralamak için gündemini aldı diyor. Bunu geçtiğimiz günlerde konuştuk. Hatırlarsınız arkadaşlar. yani Bu kanalda konuştuk yine. Haberlerin içerisinde. Ya çok ilginç bir güneş ışığı var. Maçta da belli olmuyor. Şu an hala 2-2 dakika 88. İlk maçı 1-0 kaybettiğimiz için. Deplasman kuralı da olmadığı için en azından 3-2'ye taşıyıp maçı uzatmalara götürmek mecburiyetindeyiz. Finale kalmak için ama sıkıntı. Geçtiğimiz günlerde bunu konuştuk arkadaşlar. Gereken duyumları, gereken yorumları o videoda yaptık. O yüzden geçiyorum. Fenerbahçe Sentetiyen'in sol kanat futbolcu Deniz Buanga ile ilgileniyor demişler. Deniz Buanga bizim transfer scout listesinin isimlerinden bir tanesi. Yani e, biz bu arkadaşın, ya bu arkadaş bizim scout listemizdeydi ve biz bu arkadaşla uzun bir süre ilgilendik. Hatta bu transfer şey, <laughs> Devras transfer döneminde de ilgilendik. Olmamıştı. Yeni bir şey değil bu. E, ama gelişmeler çok yeni bir gelişme. Şimdilik yok. Şimdilik yok yani. Ama bakalım olursa da haber ederiz. Fenerbahçe 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Vinicius Souza ile ilgileniyor demişler. Evet, Fenerbahçe Vinicius Souza ile ilgileniyor. Alabilir mi? Soru işareti. Alır mı? Soru işareti. İlgileniyor mu? Evet, ilgileniyor. Hocam hem ilgileniyor diyorsun hem alabilir mi bilmiyorum diyorsun. Arkadaşlar ilgileniyor. Yani ilgileniyor demek alıyor demek değil. İlgileniyoruz. Ama bizim ilgilendiğimiz her mevki için 10-15 tane futbolcu var belki de. Bruno Henrique. Bu arkadaşı bize yazmışlar. Bu arkadaş geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinin neredeyse başındaki isimdi. Şimdi yani Jesus Flamengo'dayken vazgeçilmezlerinden biriydi. Henrique. Ve Brezilya'dan gelen bilgiler Jesus'un oyuncuyu istediği ve Fenerbahçe'nin de girişimde bulunabileceği yönündeymiş. Yani Brezilya basını Fenerbahçe'nin o futbolcuyu istediğini, Fenerbahçe'nin de girişime hazır olduğunu yazmış. Flamengo Everton Suarez ile ciddi şekilde ilgileniyormuş aynı zamanda. Eğer bu transferi gerçekleştirirlerse de Bruno Henrique'yi uygun bir bonserviste bırakabilirler diyor. Hani moralinizi bozmak istemem. Ümitlerinizi kırmak istemem ama verip verebilecekleri minimum yani minimum 8-9 milyon euro derler. Biz o parayı verebilir miyiz? Ben sanmıyorum. Bana şu soruyu çok soracağınızdan adım gibi eminim. Peki hocam Jesus dedi ki yani biz gençlere yöneleceğiz. Varımız, yoğumuz gençler. Yani anladığımız tabirle soruyoruz. Gençler dedim. Crespo dedi, Rossi dedi. İşte benim transfer listem mütevazı dedi. Ali Koç dedi ki işte Rossi'lerin, Crespo'ların konuşulacağı bir e, transfer listesi. Sen bize şunu söyle. Alacağımız futbolcuların hepsi Crespo Rossi mi olacak? Hepsi değil mi? Ben size 6 Haziran yani 06-06-06-2022 2022'deki ikileri toplanınca da yine 6 yapıyor. 06.06.06 06, 06 oluyor. Bu neye işaret? 6 tane futbolcu transferine. Benim duyum artı yorumlarımı birleştirerek size bir duyum vereyim. En az 2 tane. Belki 3 tane. Belki de 4 tane. Belki 5 diyeyim ama 5 ihtimal neredeyse %1 en az iki tane diyeyim. En fazla dört tane. Hemen hemen bütün Fenerbahçe taraftarının onayını alabilecek futbolcu alınacak. Bakın <laughs> hemen hemen herkesin onayını alabilecek futbolcu. 2 dört arası. Bu bir. Diyelim iki oldu. Üç tane de futboldan anlayan kişilerin bak bunlar yetenekli futbolcu ucuza alındı uygun alındı işte e, Fenerbahçe'ye faydası olacak futbolcu diyebileceği isim. Diyelim 4 tane alındı. Bu isim sayısı 1'e düşer. Yani bir şekilde oraya 5'lenir. Bilginiz olsun. 5 transfer bu şekilde yani. Ya 2 tane ya da 2-4 arası yıldız kalanı da eş işte diyebileceğimiz orta sınıf. Bunlardan hariç 3 ya da 4 tane ya da 5 tane. Minimum 3. Ben 3-4 tane diyeyim. Çünkü 5 olma ihtimali şu an için düşük. 3-4 tane de Rossi Crespo. Ya da Kim Minji. Bak 3-4 tane Rosti, Crespo Kim Minji alınacak. Hocam 3 tane Rossi 3 tane. Hayır birer tane. Ee, yani illa üçünün de üçü de Rossi olabilir. Üçü de Crespo olabilir. Üçü de Kim Minji olabilir. Ama bu şekilde yapılacak. Bunların dışında özellikle burayı dinlemeniz lazım. Bunların dışında misal veriyorum. Salah'ı sattın. Stoper lazım. Getir. İşte şunu sattın. Oraya bir isim daha lazım. Getir. Yani bunların dışında satışlar absürt olmadığım böyle olacak. Ben geleni minimum 8 artı. Gideni de 10 artı olarak hesap ediyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz. Bu arada maç oynanılıyor ama sizleri de çok yormayayım. Hani çok dura anlaştı maç. 2-2 biter gibi duruyor. Ben de bitireyim inşallah Fenerbahçe kazanır diyeyim ama 2-2 biter gibi duruyor. Yaklaşık 40 dakikadır yaptığımız canlı yayın, video yayını daha doğrusu burada sona erdi arkadaşlar. İnşallah size beğendirebildim. Alın işte arkadaşlar kısa kısa konuşunca bile 40 dakika sürdü. Normalde ben bu videoyu 2 ya da 3 parçaya ayırırdım. Ama bir parça halinde sizlere sunuyorum. İnşallah beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Abone olursanız beni mutlu edersiniz. Hiç değilse bir yorumunuzu atarsanız da sevindirirsiniz. Görüşmek üzere dostlar. Allah Fenerbahçe'nin yer ve yardımcısı olsun.